Ve ne kadar güzeldir ki bütün dünyanın üstüne yobazlık kalkacak. Bak Yahudi yobazlığı da kalkıyor. Hristiyan yobazlığı da kalkıyor. Müslüman yobazlığı da kalkacak. Yobazlıktan bu dünya inim inim inledi. Sel gibi kan aktı yobazlık yüzünden. Ateist masonlar kırdırıp geçirttirdiler. Ve vahşi, sevgisiz, insanlık dışı modeller meydana getirdiler. Yahudi yobazlığında da sevgi yoktur, şefkat yoktur, merhamet yoktur, sanat, bilim, estetik hiçbir şey yoktur. Hayat ölmüştür. Hristiyan yobazlığında da insanlıktan çıkmıştır insanlar. Hayvan gibi yaşatırlar. Müslüman yobazlığında da müthiş bir vahşilik hakimdir. Kokuşmuşluk, pislik, akılsızlık, aptallık, düşmanlık, insan sevgisine karşı mücadele, sahtekarlık, yalancılık, üçkağıtçılık ve en azılısı münafıklık ve imansızlık. Bak Atatürk ne güzel bir ifade var. Diyor ki, imansız hocalar diyor bir kısmı, imansız. Dindar hocaları Atatürk çok severdi. Mesela Bediüzzaman'ı müthiş severdi, acayip saygılıydı Atatürk. Açıkça söylüyorum, biliyorum ben. Çok saygılıydı. Ve özel olarak getirtirdi onu doğudan. Tabii. Fikirlerinizden istifade ederim hocam diye. Gerçekten iman ettiğini biliyordum. Ama yobazlarda nefret ediyordu Atatürk. Ben de nefret ediyorum. Herkes nefret eder. Buğz ediyoruz yani. Çünkü sanatı, sevgiyi, güzelliği, aşkı, tutkuyu öldüren herkes Allah'a savaş açmış demektir, haşa. Ve mutlaka mağlup olurlar. O yüzden yobazlık her yerde aşağılanmış ve ezilmiştir. Hak daima galip gelmiştir. Ama karıştırmamak lazım tabii. Hak yolda mücadele edenler zorluklarla karşılaşırlar. Ama mutlaka galip olurlar. Fakat yobaz boğuşur boğuşur yine mağlup olur. Boğuşur boğuşur yine mağlup olur. Zaten boğuşması yoktur yobazın. Yobaz sadece kaçar. Gizlenir porsuk gibi. Ve uyuz porsuk gibi karanlıklara kaçar. Orada kıstırırlar onu. Odur. Başka bir şey yoktur yobazın. Gerçek Müslüman aslanlar gibi mücadele eder. Göğüs göğüse söke söke de ezer sonunda. 17 yerinden yaralandı Hazreti Ali benim dedem. Değil mi? Aslan gibi Hayber Kalesi'nin kapısını söktü böyle inşallah. Asla da yenilmedi. Şimdi bu yobaz lafına bazı kardeşlerimiz alerji kapmışlar. Şimdi yobaz nasıl oluyor? Bir daha tarif edeyim. Sevgiye düşman, sanata düşman, bilime düşman, akıla düşman, ehli beyte düşman. Evet. Bak bu çok önemli. Ehli beyte düşman. Ve peygamberimize düşman. Evet. Yobazın özellikleri bu. Onlar biliyorsun Dırar Mescidini kurdular. Evet. Onların o şeylerin işte veletleri, manevi veletleri devam eden. Evet. Dırar Mescidini kuran çakalların geriye kalan bakiye çakal takımı. Yobaz bunlardır. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Peygambere derin sevgisi olan, Kur'an'a tam tabi, sünnete tam tabi, ehli sünnet inancı olan adam buradan beridir. Evet hocam. Benim sözümün beridir.